Doğum günün kutlu olsun ablacığım. Doğum günün kutlu olsun Arzu. Çocuklar ben. Hadi gel. Gel. Hadi. Önce bunları üfle. Hadi. Hadi. Bakın ben şey... Bırak şimdi şeyi bey. Bugünün şerefine kapımı çekeceğim. Kim bilir ne kadar masraf ettin benim için Tonton. Aa, böyle zamanda masrafın lafı mı olur Allah aşkına? Hadi kes şu pastayı da yiyelim. Ağzımızın suyu aktı seni beklerken. Zaten biraz daha gelmeseydin oturup yiyecektin. Tonton. Sayın. Bu da Ömer ve Tonton'dan sevgilerle. Hani senin mağazada çok beğendiğim bir elbise vardı ya. Onu alacaktık ama paramız yetmedi. Seneye kadar satılmazsa eğer... Tonton! Ben de senin düğününde bilirim yapacağım. Benim düğünüm hiç olmayacak ki Arzu. Neden? Çünkü ben seni seviyorum Arzu. Çünkü sevdiğim tek insan sensin. Ben de her şeyimle seni seviyorum. Metin abi, bitti diyeyim, çıktın artık abi. Bitti Tonton. Aslan abiyim benim. Ne olmuş buraya böyle? Doğum günü yaptık Arzu'ya. Senin geleceğini bilseydik eğer... Bugün müydü? Geçen haftaydı ama para bulamadım o gün. Onun için bu akşam yaptık. Bilseydim eli boş gelmezdim. Eli boş ne demek abi? Senden iyi hediye mi olur? Özledim sizi be Tonton. Bir de bize sor be abiciğim. 3 sene her gün gözümüzde tutup durdum valla. Öyle de uzaktaydın ki birader. Bir defa bile ziyaretine gelemedik. Hem sen neden yazmadın geliyorum diye? Anamın ölüm haberini alınca elim kaleme gitmedi Tonton. Çok hakkı vardı bizde. Neler çekti büyütmek için. Tam onu rahata kavuşturacaktık ki... Hadiseni duyunca çok üzüldü. Biz sakladık önce. Ama gazetelerde resmini görmüş. Belli etmiyordu bir şey ya. İçin kendini yordu kadıncağız. Ne denir ki? Emir büyük yerden. Abi! Abi! Kocaman kız olmuşsun artık. Boyun bana yetişmiş. Omuzuma gelirdin eskiden. Hele bir Ömer'i görsen ilkokulu bitirecekti seni. Ne kadar büyümüş Ömer. Uyandırayım mı abi? Yok yok. İlişme. Nasıl olsa yarın bol bol sevişiriz. Hayatta her şey insanlar için yaratılmıştır Metin. İyi, kötü, güzel, çirkin, her şey. Bir garip düzendir ki akıl sır ermez. Büyük yüzünden oldu Ali Bey amca. Sebepsiz yere sabıkalı oldu. Biliyorum oğlum, hepsini biliyorum. Ama olmuş bir defa, artık geçmişi bırak. Hiçbir suçum yoktu benim. Çayınız Ali Bey amca, tavşan kanı vallahi, torpilli tarafından. Sağ olasın. Ayıp ettin Ali Bey amca, lafı mı olur? Bak evlat, baban rahmetli askerlik arkadaşımdı. Sen hapishanedeyken ananın tabutunu omuzlarımda taşıdım. Zaten elimde büyüdünüz, yarı babanız sayılırım hepinizin. İyi dinle beni, biliyorum suçsuzdun. Kaderin oyununa geldin. Ama cezanı çektin, bitti artık. Lakin Hasan seni rahat bırakmayacak. Sakın uyma ona, üstüne gelse bile sık düşünü. Çevirdiği dolaplardan haberimiz var. Bir açık vermesini bekliyoruz. Gözünü seveyim beni üzecek bir şey yapma. Bu ellerle seni kelepçelemek zorunda kalırsam... Merak etme Ali Bey amca, söz. Aslanım benim. Hadi gel akşama beraber kafa çekelim ha. Başka zaman inşallah. Akşama bu arabayı Kilyos'a götüreceğim. iki kişi saldırdı üzerime. Elbiselerimi parçaladılar. Korkmayın, kimse bir şey yapamaz size. Şunu alın sırtınıza. Gece vakti ne işiniz vardı burada tek başınıza? Yalnız değildim. Arkadaşım o iki serseriyle boğuşuyor. Kocaman bıçakları vardı ellerinde. Bıçak mı? Evet. Arada bekleyin beni. Zeynep kazandı davayı. Artist olsa bu kadar güzel oynayamazdı yani. Yakışıklı mı vücudu? Hiç de fena değilmiş hani. Göğsündeki kıllar da pek seksi canım. Azuları da ne kadar yeri. Tıpkı boksör gibi vallahi. Çocuklar, benim bu kadar güzel vücudum olsa çıplak gezerdim vallahi. Karşımda bir round bile dayanamaz. Var mısın bahsine? Bırakın palavrayı. Bahsi kazandım. Doğru diskotiğe şimdi. Bu yaptığınız şaka mıydı göya? Sizin gibilerden başka ne beklenir zaten? Yalnız dikkat edin. Her zaman karşınıza benim gibi kadınlara el kaldırmayan biri çıkmaz. Hey. Sözünü geri al. Kolejin boks şampiyonuyumdur ben. Dişlerin sağlamken geri al sözünü diyorum sana. Kaçmak yok. Hadi gel gel. Ha. Şakanın tadını kaçırıyorsunuz çocuklar. Aa vallahi kıvırıyoruz ağzını. Çocuklar ben yakaladım yakışıklı, siz yapıştırın. Şaka nasıl olurmuş görürsünüz şimdi. Soyunun. Soyunun. Soyunun lan. Kusura bakmayın. Sizi böyle donlu Adem Baba gibi bırakmak eşek şakası ama ne yapalım, ancak ondan anlıyorsunuz. Seni babama söyleyip karakola çektireyim de aklın başına gelsin. Küs herif. Ne diyorsun Metin? Söyledikleri doğru. Ama olamaz böyle şey. Sen nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Elbiselerimizin hepsini aldı. Gece vakti donla bıraktı bizi. Metin. Çocuklar, bu işi tatlıya bağlayalım. Elbiselerinizi geri alın, barışın, olsun bitsin. Hayır. Ben davacıyım, sonuna kadar da gideceğim. Ama evladım... komiser bey, benim de bir haftalık raporum var. Benim de davacıyım. Evet, davacıyım. İlahi minat diye bir davacıyım işte. Ama soygunculuğa girer bu iş. 2 seneden başlar. Zaten beladan kurtulalı daha bir hafta bile olmadı. Yaz. 22 Temmuz 1972 tarihinde başkomiserliğimize müracaat ederek... Bir dakika. Elbiselerimizi geri versin, davadan vazgeçiyoruz. Kusura bakma. Haklıymışsın. Eşek şakasıymış. Ulan tövbe tövbe, bela ver. Hey Allah'ım yarabbim. İşte zorla adamı böyle derde sokarlar. Sonra elbiselerini alıp gittiler ha. Hı hı. Elbiselerini alıp gittiler. Ah, ben senin yerinde olsaydım abi, saçlarını da keserdim o heriflerin. Şuradan iki çay al da içelim Tonton. Hadi. Şimdi abi. Usta burada mı? Benim bir şey mi vardı? Deniz motorundan anlar mısın? Biraz. Bizim kotra arızalandı da. Gelebilirseniz şimdi götüreyim sizi. Takımları alayım. Antalya'ya götürmedin beni bu sene. Kışın Uludağ'a gideriz. Hani Uludağ'ına balayına gidecektik? Hmm. Kadınlar hep böyle hayal mi kurarlar? Gidebiliriz. Buyurun. Ne o? Suratını astın gene. Karagöz mü oynatacağım? Bozulma, haftaya gideriz. Büyük annenle gitsen. Son günlerde yeni bir kızla dolaşıyormuş. Sare. Yakında onu da benzetirsin benim gibi. Kotra sahilde Demirli. Hoş geldiniz küçük bey. Evde kimse var mı? Annemiz gittiler efendim. Küçük hanım da denizde efendim. Peki. Daha bitmedi mi yıkanma? Derileri soyulacak. Patlamadı ya. Patladı. Merhaba. Merhaba. Ne güzel tesadüf değil mi? Neresi güzel bunun? Öyle söyleme. O günkü hadiseden sonra hepimiz üzüldük. Pek zannetmiyorum. İnan ki çok üzüldük. Hatta oturduğun yeri bilseydik gelip özür dileyecektik. Oturduğum yere gelemezdiniz ki. O neden o? Rugan ayakkabılarınız kirlenirdi sonra. Yanlış düşünüyorsun. Aslında zannettiğin kadar kötü değiliz biz. Şu tornavidayı verir misin? Sen hiç nazik değilsin. İnsan bir teşekkür eder hiç değilse. Neden teşekkür edeceğim? Tornavidayı verdiğim için. Zahmet oldu. Teşekkür ederim küçük hanım. Küçük hanım değil, Zeynep. Sen hep böyle susar mısın? Hiç konuşmaz mısın? Neden? Oo, sen ne dersin adama? Konuşayım mı istiyorsun? Konuş tabii ya. Alay edesin sonra değil mi? Saçmalıyorsun. Gördün mü? Konuşunca da hoşuna gitmiyor. Sosyetik laflar bilmem ben. Sosyeteyle ne alakası var bunun? Kendimi tanıtmak için fırsat versen her şey değişecek. Neden kendini bana tanıtmak istiyorsun? Bilmem. Suçluluk kompleksi belki. Bak, arkadaşlarla burada toplanacağız. Aşağı yukarı hepsini tanıyorsun. Sen de gelsene. Bu bir davet mi yani? Davet tabii. Ben kalabalıktan hoşlanmam. Of, amma dik kafalısın. Ne alaka? Bahane bulma. İstemiyorsan açıkça söyle. Bahane değil, gerçeği söylüyorum. Bütün ömrüm çalışmakla geçti benim. Dans, moda bir yana, sinemaya bile gidemedik çocukluğumda. Eve götüreceğim bir lokma ekmeği düşündüm. Müşterek hiçbir tarafımız yok. Sıkıntı veririm size. Şimdi gelmeni daha çok istiyorum Metin. Geleceksin değil mi? Söz veremem. Ne olur, çok istiyorum gelmeni. Benim için. Düşüneceğim. Bırak nazlanmayı be! Davet etmiş işte. Hususi aramamı yollayacaktı yani. Seni görünce rahat paşafın yağı kesildi kızda. Yani hoşlandı senden, gel dedi. Bekliyor bu meret. Bakın bakalım hastalığı neymiş. Başka tamirci bulamadın mı? Bu dükkanın suyu mu çıktı? Parasıyla değil mi? Kime istersem ona yaptırırım. Müşterilerine böyle muamele edersen aç kalırsın. Orası seni ilgilendirmez. Açlıktan ölmeni istemem. Bu kablo bilhassa gevşetilmiş. Sıkıştır öyleyse, işin ne? Ne istiyorsun Hasan, niyetin nedir? Çok bekledim çıkmanı. İlk kardeşin çekmişti silahını. Kendimi korumak için yaptım ne yaptımsa. Ama Kemal öldü. Ölsün istemedim. Ama öldü. Çektiğim acının aynısını tattıracağım sana. Hem de en mutlu anında. Ayağını denk al. Boş ver be abi, kafanı takma. Isıracak köpek dişini göstermezmiş. Başımı gene derde sokacak bunlar benim. Ya bırak Allah aşkına be! Bunların her tarafı dert olsa ne olur yani? Sen de Ankara'ya bak! Şimdi akşama gidiyor muyuz ha? Gitmiyorum herhalde. Olur mu ya? Neden bu kadar çok istiyorsun gitmemi? 10 senedir kimsenin düğününde göbek atmadım abi. Aman da... Oh. Ya o kadar çok büyütme işi. Hayal olur. Anlamadım. Sen hiç aynaya bakmıyorsun galiba. Ben kız olsam seni tavlamak için bütün numaralarımı dökerdim bir kere. Uzağız birbirimizden Tonton. Onlar ancak kotralara bozulduğu zaman bizlerin eksikliğini hissederler. Bırak palavrayı. Son günlerde çok kitap okuyorsun herhalde. Gitmezsen çok ayıp olur vallahi. Bekliyordur kızcağız. Ekmek çarpsın ki bekliyordur. Gelen olmadı mı hiç? Herkes geldi efendim. Bir başkasını mı bekliyordunuz? Seni beklemiyordum doğrusu. Ben hep beklenmedik anda çıkarım ortaya zaten. Bizi yalnız bıraksana biraz. Hayrola? Geçen gün hesaplara baktım da borcun epey kabarmış. Alacağın kaldı mı şimdiye kadar? Öyle bir şey söylemedim. İşimi sağlam tutuyorum sadece. Bir şeyler getirdin mi? İmzala şunları. Çok değil mi bunlar? 2 tanesi kumar borcun için. Zeynep! Abi gel. Hadi gel. Hadi canım hadi. Hadi be ne oluyor sana ya? Hadi. Hadi canım, ne yapıyorsun? Dans etsene. Borcunun ödenmesini ister misin? Boşuna gidecek bir iş söyleyeceğim sana. Kabul edersen bonolara lüzum kalmayacak. Bugüne kadar kaç kızın kanına girdin? Merak edip de saymadım. Bir yenisini daha ekleyeceksin şimdi. Hepsi o kadar. Yıldırım servis geldi, yol verin. Hey be! Bize bulaşık mı dayanır be? Tonton! Aşk nedir? Aşk şeydir, aşk... Abla, Fransa'nın başşehri neresi? Paris. Paris! Paris'te aşk başkadır. Etekleri boşaltın, depoya gidecek. Dün akşam senin elbise satılıyordu az daha. Ya! Bedeni tutmadı. Yoksa gitmişti. Çok üzülürüm satılırsa. Ay başında abime söyleyeceğim. Taksitle alırız belki. Çok pahalı şekerim bizim için. Buyurun efendim. Şu elbiseyi görebilir miyim? Hangisini? Şu kırmızı çiçekliği. Tabii ama... Bir arkadaşa hediye alıyorum. Aşağı yukarı sizin ölçülerinizde. Mümkünse giyin de üzerinizde göreyim. Tabii, fakat... Tabii. Affedersiniz, o elbiseyi almasanız olmaz mı? Neden? Başka bir çeşit versek size. İyi ama o elbisenin nesi var? Arkadaşım çok beğenir onu. Kaç aydır onu almak için para biriktiriyordu da. Çok yakıştı size. Çıkarmayın, üstünüzde kalsın. Abi yeter ya sustum be. Sabahtan beri ağzını bıçak açmadı. Dün gece bir şey mi oldu yoksa? Konuş Allah aşkına be. Bir sesini duyayım. İstersen küfret ama sesin çıksın. Senin kafan takılmış bir yere. Bir saattir boktan bir vidayla uğraşıp duruyorsun. Boş ver Tonton, mühim değil. Neden gelmedin dün gece? Sabaha kadar gözüm kapıdaydı. Hep seni bekledim. Söz vermemiştim. Gelmeyeceğim diyebilirdin. Benimle oyun oynamaya hakkın yok. Kimseyle oyun oynamam ben. Öyleyse? Dün gece geldim Zeynep. Geldin mi? Geldim. Seni gördüm ve geri döndüm. Neden eziksin böyle sen? Ezik filan değilim. O halde ne diye suçlu gibi kaçtın? Korktum. Neden korktun? Seni sevmekten Zeynep. Yo. Sakın bir şey söyleme. Nasıl olsa kendi kendimizi kandırmaktan öteye gitmeyeceğiz. Sevmek bizim hakkımız değil mi Metin? Değil. Her şey dengi dengine olmalı. Zeynep bak. Bak ellerim yağ içinde. Seninkiler manikürlü. Ne fark ediyor? Çok şey. Söylesene bu yağlı ellere, bu benzin kokusuna ne kadar tahammül edebilirsin sen? Metin. Hiçbir şey söyleme ne olur. Bırak bu iş başlamadan bitsin. İnan ki böylesi daha hayırlı olur. Ben otobüsü kaçırmayayım Ayşe. Yarın görüşürüz. Pardon. Merhaba. Merhaba. Elbiseyi çıkartmışsınız. Çıkmasın diye. Sizi bırakmadan bir yere oturup çay içsek? Yok teşekkür ederim. Geç kalırım eve. Nasıl isterseniz. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bugün neden böyle yaptınız? Ne yaptın? Elbise. Bilmem. Doğrusunu söyleyeyim, 15 gündür takip ediyorum sizi, bir türlü yanaşamadım. Bugün gözümü karartıp bir delilik yedim dedim, hepsi o kadar. Kızmadın ya. Merhaba çocuklar. Hoş geldin Arzu. Hoş bulduk Tonton. Ne olmuş buna böyle ya? Toto'dan para mı çıktı? He? Kim bilir, belki biri ona da mektup yazmıştır. Ne? Bırak şimdi ablamı da mektup yazalım. Bak benim dersim var. Sen müsveddesini yaz, ben temize çekerim sonra. Oldu mu? Oldu. Sanki ömür kimmiş gibi sardık onları, dert çekleri, kader tuzağına düşmüş gibi sardık onları, dert çekleri, kader tuzağına düşmüş gibi. Bir yanda hayal kavgası var, bir yanda aşkın ızdırap. Tek başıma nasıl yaşarım ben? Girecek sensin bu azap. Gel beraber çıkalım bu yollara. Yalnız çekilmiyor dünya kadar. İki pop daha ver. Kalkma. Ne oldu? Tanıştık. İşi fazla uzatmasan iyi olur. Ne alıp veremedin var o kızla? Sual sormak yok. Yarın tamamdır işi. Ekrem Bey'e istediği kadar fiş verin. Hesabı bende. 15 gündür takip etmiş ha. Arabası güzel miydi? Fena sayılmaz. Ne yaptınız sonra? Hiç. Öptü mü seni? Değil, sen de. Çok nazik davrandı bir kere. Çok yakışıklı çocuk. Vallahi ben olsam peşini bırakmazdım. Abimden korkuyorum, bir kulağına giderse. Nereden duyacak canım? Bugün öğleden sonra gelecek. Denize götürmek istiyor beni. Gidecek mi? Bir şeyler içelim, ısınırız. Ben içki kullanmam ki. Dikkat et canım, ısınmak için. Orada plaklar var. Çalsana Arzu. Bakıyorum. Hala ağlıyor musun Arzu? Yapmayacaksın Ekrem, yapmayacaksın. Bu kadar büyütme bunu. Yoksa bana inanmıyor musun? Hadi sil gözyaşlarını. Sulu gözlü bir gelin istemem ben. Annemi yollayıp isteteceğim seni. Her şey düzelecek. Söz ver, ağlamayacaksın. Hadi söz mü? İnan bana, seni çok seviyorum. Yarın ararım seni. Hep seni bekleyeceğim. Evet Arzu. Yıllardır sakladım bunu senden. Söyleyemedim. Aylardır bir gece bile doğru dürüst uyku girmedi gözüme. Ama artık yapamayacağım. Artık bilmeni istiyorum. Seni seviyorum Arzu. Her şeyden çok seviyorum seni. Bu karanlık... Merhaba Tonton. Merhaba. Ömer yok mu? Yok. Sinemaya gitti. Gönderdim yani. Yalnız kalmak istedim de ben gönderdim. Yalnızlığı sevmezdin sen? Seninle konuşacaklarım var. Ne konuşacaksın benimle? Bak Arzu, ben yani demek istiyorum ki... Söylesene canım. Dur, söyleyeceğim. Acele etme. Yalnız Neden çekiniyorsun Tonton? Çekinmiyorum. Yoksa kötü bir şey mi yaptın? Yok, kötü değil, kötü değil. Ayıp mı? Of, söyleyeceksen söyle Tonton. Dalga geçme. Ben birini seviyorum. Ben de. Sen de mi? Öyleyse sen anlat önce. Ama aramızda kalacak. Ayıp ettin, ben sır küpüyümdür. Bilmiyorum Tonton. Meğer yıllardır içimde saklamışım onu ben. Meğer hep yanı başındaymış da ben farkında değilmişim. Şimdi ne kadar mutluyum. Dünyanın en iyi insanı o. Çok, çok seviyorum onu. Yeter Arzu. Ne olursun fazla bir şey söyleme artık. Kalbim duracak neredeyse. Adı ne? Ekrem. Ekrem. Yapamadım Metin. Sensiz yapamadım. Doğru değil bu senin. Doğru değil bu. Korkan birisin sen. Sevmekten korkuyorsun. Benim korkum seni kaybetmekten Zeynep. Seninim Metin. Ölünceye kadar seninim. Ölünceye kadar. Bu emele bugün nasıl ersin? Yıllarca çektim senin aşkının için. Günlerce yandım bakıp senin için. Bir dünya istiyorum ki üzerinde yalnız ikimiz olalım. Güneş bizim için doğsun her gün. Çiçekler bizim için açsın. Her sabah kuşlar şarkı söylesin penceremde. Öyle bir yer biliyorum ben. Gel benimle. Merhaba Masturi. Yarsu. Bize yiyecek bir şeyler getirsene, kuş gibi açız. Mastikarım istiyorum ha. Aş üstüne kızım, şimdi. Aşıklar yuvası derler buraya. Pek kimse gelmez. Neden burayı seçmiş ihtiyar? Uzun hikaye. Masturi anlatmıştı bir gün bana. Senelerce evvel kardeşiyle bir kız kaçırmışlar. Ama buraya geldiğinin ikinci günü hastalanmış kız. Yatağa düşmüş. Kurtaramamışlar. Ölürken beni gömün, yalnız bırakmayın demiş. Ağlamaktan kör olmuş Marco'nun gözleri. Marco kim? Masturi'nin kardeşi. Bir müşteri geldi miydi keman çalar hep. Bak ya. Dans edelim mi? Ne bileyim. Gel. Düşünüyorsun? Bilmeni istediğim bazı şeyler var Zeynep. Bir adam öldürdüm ben. Hapisten yeni çıktım. Ölmüştü. İstemezdim böyle olmasını ama... Kim olursan ol, umurumda değil. Seni seviyorum, inanıyorum. Burada, yanımdasın ya. Gerisi boş, yalan. Senden ötesi yok benim için. Demek bizim deli kız sonunda birisine kaptırdı gönlünü. Hemen muameleye başlayacağız anne. Değil mi? Fakat bu kadar aceleye ne lüzum var? Ne lüzum var olur mu anneciğim? Madem ki sürat devrindeyiz, nikahımızda yıldırım olmalı. Olmaz bu düğün, olmaz böyle şey. Olmaz ne demek? Olmaz dedim o kadar. Müsaade edemem böyle bir şeye. Sen kim oluyorsun da müsaade etmeyeceksin? Anne, saçmalık bu. Bir tamirci parçasını damat diye nasıl kabul edersin? Tamirci oluşu beni ilgilendirmez. Madem ki Zeynep istiyor. Zeynep, Zeynep, Zeynep! Zeynep'in durumunu biliyorsun. Kes sesini! Zeynep bu evi ateşe verdiyse hiç düşünmeden yakar. Sonunda görüşürüz. Metin abimin çocuğu olursa benim neyim olur Tonton? Yeğenin. Ben onun nesi olurum? Amcası. Bırak bunları da dersine çalış sen. Sen ne yapıyorsun? Beni! Polise basın! Ömerciğim, sen biraz dışarıda oyna. Bak. Dokunma bana! Ne oldu sana Arzu? Artık Arzu değilim. Eski tertemiz Arzu değilim artık. Hamileyim. Ekrem mi? Allah etti benimle. Git başının çaresine bak dedi. Sen yanlış anlamışsındır. Hem belki de şaka yapmıştır. Bir de ben konuşayım onunla. Ha? Şimdi alır gelirim onu. Sakın bir delilik etme. Bak göreceksin mutlaka şaka yapmıştır. Ne olur bekle beni. Her şeyi halledeceğim, getireceğim onu. Göreceksin. Ekrem benim. Ben Arzu'nun abisiyim. Ha, bekliyordum zaten. Bu 10.000 lira. Doktorla konuştum. Ne zaman isterseniz alacak çocuğu. Beni rahat bırakın. Abi! Ekrem! Abimi gördünüz mü? Ekrem Bey birisiyle konuşuyor efendim. Ömer? Ne oldu Ömer? Neden ağlıyorsun? Ablam. Ne olmuş ablana? Bileklerini kesecekti. Tonton aldı bıçağı elinden. Nerede şimdi Arzu? Yukarıda. Durup dururken attı kendini arabanın altına. Abi. Neden oldu bu Tonton? Söyle! Neden oldu bu? Söyle, anlat bana! Ekrem! Ekrem nerede dedim? Bilmiyorum, evde yok. Hayırdır inşallah. Metin nerede? Eve girdi. Ekrem'i sordum, deli gibiydi. Yok dedim, inanmadı. Evde kimse yok. Metin, evladım. Söyleyin Ekrem'e, geberteceğim onu. Yürü yavrum benden. Tonton anlattı her şeyi bana. Çılgınlık etme, olanlar olmuş bir kere. Elini kana bulama, bırak kanın halletsin her şeyi. Çocukluk etme böyle Metin. Metin! Bitsin artık bu oyun Zeynep. Ne kandırdın mı? Kandırdım seni. Sırf seninle yatabilmek için sever göründüm. Ekrem'e söyle, gelip namusunu kurtarsın. Başını derde sokma Metin. Bize bırak bu işi. Zeynep hakkında konuşmak istiyorum seninle. Kusura bakmayın. Ne size verilecek 10.000 liram var, ne de tanıdığım bir doktor. Zeynep kan kanseri Metin. Doktorlar ancak 2 ay yaşar demişlerdi. Ama senin söylediğin 2 laf tüketti ömrünü. Şile'ye kaçtı. Kimseyle görüşmek istemiyor. İnan ki hayatta tek bağlandığı, sevdiği sensin. Ben doktoruyum. Zeynep hastalığa karşı direncini kaybetti. Bu şartlar altında en fazla 3-4 gün yaşar. Gitme Metin. Abisi bir suç işlediyse Zeynep'in de günahı var. Arzu ablam hayatta olsaydı o da gitmeni isterdi abi. Beni affedebilecek misin Zeynep? Ne? Affet beni Zeynep. Bundan sonra hiç ayrılmayacağım. Yemin ediyorum dünya yıkılsa son nefesime kadar yanında olacağım. Metin! Anlatacağım her şeyi. Beni bu işe senin alet ettiğini söyleyeceğim. Tehlikeli olmaya başladın artık. Metin bunu yapmayacaktı. Elini kana bulamayacaktı. Neden sustun? Kalbini dinliyorum. Ne dediğini de anlayabiliyor musun? Hiçbir şey dediği yok. Atıyor sadece. Zeynep, Zeynep diye atıyor. Bırak palavrayı. Neden yanımda olduğunu bilmiyor muyum sanki? Neden Zeynep? Son vazifeni yapıyorsun. Neler söylüyorsun Zeynep? Çocuk değilim ben. Kandırmaya çalışma beni. Bugün yarın öleceğimi biliyorum. Hayır ölmeyeceksin. Hayır öleceğim. Ölmeyeceksin. Seviyorum bunu. Hayır ölmeyeceksin. Öleceğim. Yaşayacaksın. Öleceğim. Ölmeyeceksin. Seviyorum seni. Seviyorum seni. Ölmeyeceksin. Abi, Ekrem öldürülmüş. Polis seni arıyor. Nikah memurunu al gel Tonton. Abi, polis seni... Nikah memurunu al gel Tonton. Sizi bekliyoruz. Burada olduğumu da kimseye söyleme. Gelinliğimi giyeyim. Sen de tıraş ol. Sakallı koca istemem ben. Ali amca ben Metin. Neden yaptın Metin? Neden elini kana buladın yeniden? Ben bir şey yapmadım. Ekrem'i öldüren ben değilim. Teslim ol Metin, suçun hafiften yavrum. Bana 2-3 gün müsaade et Ali amca. Söz veriyorum teslim olacağım. Neredesin Metin? Alo. Alo. Ömer'i alıp geliyorum şimdi, bir saniye. Nerede Metin? Bilmiyorum. Evlenişini duydum, doğru mu? Bilmiyorum. Zeynep'i yanıma alıyorum. Söyle Metin'e bana gelsin. Düğün hediyesi vereceğim ona. Ömer'i alıp gittiler abi. Zeynep'e hiçbir şey belli etme Tonton. Ömer'i sorarsa okulda de. İkinizi karı koca ilan ediyorum. Arabayla gezmek istiyorum kocacığım. Ne tarafa gidiyoruz? Hastaneye. Kalbini duyuyorum. Zeynep, Zeynep diyor. Zeynep'im. Yapılacak işlerin var, değil mi? Yok, hiçbir işim yok. Var, var. Biliyorum. Gitmedim. Söz veriyorum sana. Ölmeyeceğim. Bekleyeceğim dönmeni. Zeynep. Gitmedim. Söz verdim. Ölmeyeceğim. Boşuna çırpınıp durma velet. Birazdan abin düşer buraya. Kapıyı açtı mıydı kendi eliyle ablanın yanına yollayacak seni. Ben bir hata ettim Metin, kusura bakma. İntikam peşinde koşmak saçma bir şeymiş. Ömer içeride. Al git buradan. Bitsin artık bu iş. Zeynep. Geldin mi Metin? Geldim Zeynep. Artık hep buradayım. Yanında. Ben de buradayım Metin. Gördün mü? Sözümü tuttum. Bekledim seni. Beni unutmayacaksın, değil mi? Zeynep. Ağlıyor musun? Ağlamak bir yerde güzel oluyor. Gel gör ki unutulmak zor. Üşüyorum. Ne olur gül biraz. Hadi git artık. Senin yanında ölemiyorum. Zeynep. Lütfen.